Merhaba arkadaşlar, ben de Strogon. Bugün teknedeyiz. Size güzel bir tane deniz yıldızı yakaladım. Bir de bir sürü deniz kestanesi kabuğu aldım. Bir de çok tuhaf bir balık vardı. Onun videosunu çekemedim. Normalde bu su altı kamerası ama beceremedik. Neyse. Balığın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Kocaman gözleri vardı. Mağaralarda yaşıyordu. Ve fosforlu turuncu renkteydi. Çok güzel görünüyordu. Şimdi gelelim şu kırmızı deniz yıldızına. Zannetmiyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Biraz kapanmış sanki. Neden kapandığını bilmiyorum. Neyse. Şöyle görebilirsiniz abi. Yok yok, yaşıyor. Yakın çekim. Burası ağzı, şurası kıçı. Böyle görebilirsiniz. Deniz yıldızının bu türünü de gördük. Türün tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Size şey yaparım. Evet, hissetmeye başladım çünkü yürüyor. Şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. Al onları, al. Devam edelim. Şunlar da deniz kestanesi kabukları. Ha, bir de ne buldum? Niçin şunu çıkartabilirim? Bir de koyduk onu ya. Ana, kazara yengeç mi almışsın? Kazara yengeç almış. Neyse. Şimdi. Ya kabuk aldım bir tane, içinde şey, hermit yengeci varmış. Bir tane de salyangoz almışım kazara. Heh. Abi şu. Bu bir çeşit kafadan bacaklı kabuğu. Kafadan bacaklı kabuğu dememin sebebi şuralarında delikler var. Şu bölgelerde. Görebilirsiniz. Ve içi mükemmel görünüyor. Bundan ilk kez görüyorum. Ya argonot ya da natulus tarzı bir hayvana ait olması lazım. Ve inanılmaz güzel görünüyor. Bunu bulduğum için çok memnunum. Bu çünkü kolay kolay bulunabilen bir şey değil. Hayvanın kendisini de bulsam iyi olurdu. Neyse, bugünlük benden bu kadar. İyi günler arkadaşlar. Şimdi bunları salacağım. Deniz yıldızı hareket etmeye başladı. Deniz yıldızı hareket etmeye başladı. Aşağıda şeyleri besliyorlarmış da. Şöyle yakından bakarsanız deniz yıldızının ayaklarını görebilirsiniz arkadaşlar. Tamam, deniz yıldızının ayaklarını gördüğünüze göre deniz yıldızını ve diğer canlı hayvanları salıyorum. İyi günler arkadaşlar. Şimdi demiştim deniz yıldızını bırakırken. Kameram var. Su altını çekeceğim diye. Şimdi çekebilirim. Şimdi 2 dakikada çekeceğim. Belki size şu sincap balığı benzer bir balıkları da gösterebilirim. Bu arada şurada da bizim gemideki insanların zevksizliğini görebilirsiniz. Şimdi bir kapatıp tekrar açacağım. Thank you.
Merhaba arkadaşlar, ben Darkness Dragon. Hızlı bir şekilde bu videoyu çekmem lazım. Scorpit yakaladım büyük. Sende kalsın şey. Büyük Scorpit yakaladım. 2 dakikada göstereyim. Onu şimdi salacağım. Of. Şöyle gideyim. Neyse. Merhaba arkadaşlar, ben Darkness Dragon. Şu yeşil balığın kahverengisinden yakaladım. Bunlar da bayağı büyüyor. Bir de şöyle çok sevimli bir deniz yıldızı buldum. Neredeymiş? Çok hızlı hareket ediyor. Şöyle göstereyim. Hoppacık. İlerliyor. Şimdi bunu salacağım. Bir tane ahtapot bulduk ama uğraştık. Kayanın altını kazdık yakalayamadık. Dün bu arada iskorpit çekmiştim. O videoyu yayınladım bilmiyorum. Yayınladıysam o gün şöyle bir şey oldu. Şimdi fotoğrafını koyarım. Bir tane ahtapot mızrakla yakalamış birisi. Ama yemeyecekmiş. O zaman biz de dedik, niye yakaladın? Ölecek hayvan öldü dedi. Demiş, daha doğrusu ben sonradan geldik. Zorla çıkarttık şeyi. Ondan sonra hayvan hala yaşıyordu. Bayağı da büyük ahtapottu. Bayağı bir hasar vardı, kafasına girmiş mızrak. Ama kan yoktu. Ahtapotların kanı mavi oluyor. İki kere mürekkep sıktı bana. Elime aldım, götürdüm. Bir tane kayanın altına koydum. Kayanın altına soktum abi ahtapotu. Ondan sonra cıma. Bu arada balığı şöyle görebilirsiniz. Demin dışarı atladı da bir aptallık yapıp. 2 saat çıkarmaya uğraştım. Şimdi balığı salacağım. Neyse. Ondan sonra abi bir tane kayanın üstüne bıraktım. Elimden zar zor o vantuzlarını çıkarttırdım. Sonra yavaş yavaş aşağı indi. Artık ölür mü ölmez mi bilmiyorum. Ama en azından sahilde durup kurumaktan kurtuldum. Neyse. İyi günler arkadaşlar bugünlük.